kaliteli maçlar, daha ağır maçları izleyeceğiz. Ama şu anda bu maçta gayet güzel bir maç olacak. Kırmızı Köşe Aslan Rusya'dan yine Osman Kurt Türkiye adına dövüşecek. İzleyenleri güzel bir maç bekliyor. Rus sporcuyla Türk sporcu birazdan ringde olacak. Gerçekten çok heyecanlı bir maç. Yine bizi bekliyor 16 ekranlarında. Şamil Kadirov da çok başarılı bir sporcu. Bugün organizasyonla ilgilendiği için kendisi maça çıkamadı. Aktif bir sporcu kendisi. Gerçekten müthiş bir organizasyon. Çok da hızlı başladı. Heyecanlandı. Şamil, neler söyleyeceksin? İlk önce hoş geldin. Teşekkür ederim. Güzel. Buradan desteği için başkanımıza kiloda Aslan Sulbamanov, 25 yaşında, 1.75 boyunda, 66 kiloda, Rus sporcu. Rus sporcunun antrenörü Şamil Kadirov. Aynı zamanda organizasyoncu, kendisi de aktif bir sporcu. Rakibi Osman Kurt, 21 yaşında, 1.70 boyunda, 66 kiloda. Ve rakibi sporcu da ringe çıkıyor, tekrar belirtelim. 21 yaşında, 1.70 boyunda Osman Kurt Rus rakibini yenmek için mücadele edecek bu akşam. Çok sakin duruyor Türk sporcu başkanım. Ben bu tarz sakin duran sporculara hep şunu söylüyorum. Kendilerini oktagona saklıyorlar. Oktagonda kıran kıran mücadele edebiliyorlar. İnşallah Osman da o şekilde güzel bir mücadele izletir bize inşallah bu akşam. Hakem son kontrollerini yapıyor. Birazdan başlayacak maç. Osman! Değerli spor severler, şey kırmızı köşede 25 yaşında Galatasaray sporcusu antrenörü Şamil Kadirov
Hakem son uyarılarını yaptı. Maç başlamak üzere. Ve maç başlıyor. Nasıl bir maç bekliyor bizi başkanım? Sporcuların ikisini de çok yakından tanımıyorum. Şimdi maça göre yorumlayalım isterseniz daha doğru olur. Orta hakemimiz bu arada İlhan Hoca İstanbul'da yaşıyor ama yakın zamanda Bulgaristan'da yerleşecek. Şu anda maçın seyrine göre beraber isterseniz bir maçı yorumlayalım. Şimdi iki sporcu da birbirini tartıyor. Evet, Osman rakibe çok yakın durursa Rus sporcu onu herhalde yere alacak. Gerçekten çok sert darbeler geliyor. Evet, Osman'ın biraz rakibe dikkatli davranması gerekiyor bence. Antrenörleri an an dahil oluyorlar maça. Gerçekten antrenör çok önemli değil mi başkanım? Kesinlikle. Köşe burada çok önemli. Bakın köşe daha iyi görüyor ve sporcu uyarıyor. Yapmaması gereken ya da yapması gereken hareketleri söylüyor. Şu anda Rus sporcu Osman'ı yere almak için çaba gösteriyor. Burada en önemli faktör yere düşürmek galiba. Yere düşürmek desek doğru olmaz. Aslında herkes iyi olduğu alanda maç yapmaya çalışıyor. Ayakta da biliyorsunuz bazı MMA maçları bitiyor. Ama Rus sporcu ilk anda belli etti. Maçı yere almak istiyor. Osman'ın o Rus sporcunun oyununa düşmemesi gerekiyor. Şu anda rakibin boynunu da tutarak kendi enerjisini aslında bir yerde bitiriyor. Bakın rakip kurtuldu gördünüz. Evet. Şu anda evet. Bakın kafesi de çok güzel kullanıyor. Oktagondan görüyorsunuz ayaklarıyla. Ki daha tecrübeli zaten Rus sporcu. Yaş farkının bir önemi var mı başkanım bu sporda? Aslında yaş farkı bazen önemli ama şöyle söyleyelim. Yani bu tecrübeye bağlı. Yani genç bir sporcu mesela çok az maç yapmış olabiliyor ya da yaşı büyük çok fazla maç yapmış olabiliyor. Orada bazen tecrübe konuşuyor ama alttan gelen sporcular da dolu dolu gelebiliyor bazen. Çok az maç yapmasına rağmen tecrübeli sporcuları yenebiliyor. Başkanım yabancı olmasına rağmen Türkçe direktifler veriyor. Bu da dikkatimizi çekti aslında. Türkçe de biliyor sanki sporcular ve antrenörler. Şimdi İstanbul'dan geliyor bildiğim kadarıyla Osman'ın antrenörü. Amin Gorbani. Amin Gorbani biraz Türkçe biliyor. Biraz da herhalde İran kökenli diye biliyorum kendisi. Köşe köprü kurup kurtulmasını istiyor. Rus sporcu Osman'ın gardına şu an evet tam armbar pozisyonuna giriyordu. Armbar pozisyonundan Osman direktmen maçın seyrini değiştirebilir. Rus sporcu son anda armbara gidiyordu ve Osman çok güzel bir şekilde çıktı. Evet. Çok sert bir vuruş. İşte MMA bu. Bir anlamda dinleniyorlar mı başkanım böyle sarıldıkları zaman? Şu anda sarıldıkları zaman dinleniyorlar ama şu an dinlenecekleri bir pozisyon yok. Osman gayet aktif bir şekilde. Evet. Rus sporcu kurtulmaya çalışıyor baskıdan.
Evet, Osman çok etkili yumruklar vuruyor bakın. Çok etkili. Vurduğu yumruklar gerçekten yerini buluyor. Ama Rus sporcu da boş durmuyor Osman'ın ayağına. Evet. Sırt. Osman'ın ayağını kurtarması gerekiyor. Osman'ın köşesi dikkat ediyorsanız dön diyor. Evet döndü ve çok güzel bir kurtuluş yaptı. Yoksa Osman için kötü bir sonuç olabilirdi. Evet, ground and pound'larla Osman rakibine gerçekten çok ciddi zarar veriyor. Evet, son 10 saniye duyurusunu aldık. Bakın köşe ne derse Osman onu yapıyor. Çok güzel bir aralarında iletişim var. İlk round evet, bitti sanırım. İlk round bitti, evet. Gerçekten Türk sporcudan, Osman'dan çok etkili bir performans izledik. Maç başlayacak. Türk sporcu daha favori sanki bugün. Yani Türk sporcu Osman gerçekten beni şaşırttı. Çok güzel bir performans sergiledi. Köşesini çok güzel dinliyor. Köşesini de dinlediği için de maçın seyri gerçekten değişti. Yalnız kırmızı köşede tabii hafif alınacak gibi değil. Rus sporcu da yerde çok iyi. Arslan her an maçın seyri her iki tarafa da gidebilir. Rus sporcu güçlü olduğu noktaya getirdi sanki Osman'ı. Evet, Osman şimdi gardını geçecek. Rus sporcu daha çok submission'la bitirecek gibi geliyor. Osman'ın ona kendisini yerde teslim etmemesi gerekiyor. Gerçekten soluk soluğa izliyoruz. Çok heyecanlı maçlar. Osman şu an çok güzel rakibe dirseğini koyarak onu kendisine yaklaştırmıyor. Ama orada çok fazla durmaması gerekiyor. Aynı zamanda da rakip bu sırada hem dinleniyor hem de pozisyon yaratıyor kendisine. Bursa'dan Yunus Emre Spor Kompleksi'nden canlı yayında MMA maçlarıyla karşınızdayız. Bunu da tekrar vurgulayalım. Gerçekten çok önemli bir müsabaka izliyoruz. Rus sporcuyla Türk sporcu şu anda ringde kozlarını paylaşıyor. İkinci round az önce başladı. Rus sporcu şu anda Türk sporcu Osman Kurt'u en büyük hamlesiyle yere yatırdı. Osman Kurt da kurtulmaya çalışıyor. Yumruk darbeleriyle tekrar ayağa kalkmaya çalışıyor Osman Kurt. Bu arada Yıldırım Belediye Başkanımıza Sayın Oktay Yılmaz Bey'e de çok teşekkür ediyoruz katkılarından kaynaklı. Aynı zamanda DATÜP Başkanı Sayın Ziyadettin Kasanova'ya da çok çok teşekkür ediyoruz organizasyona vermiş olduğu katkılardan dolayı. Gerçekten MMA sporunu çok destekliyorlar. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Aha!
Rus sporcu zafere çok yaklaşmıştı ama Osman pes etmiyor sanki başkanım. Osman çok güçlü sporcu. Gerçekten ben Osman'dan dediğim gibi performansını çok beğendim. Maçın kaderi ne olursa olsun Osman'ı kafama yazdım, öyle söyleyeyim. İnşallah Osman'ı daha iyi yerlere getireceğiz. Bir gelecek gördünüz yani başkanım. Kesinlikle. Çok kesinlikle. Da genç bir sporcu bu arada, 21 evet, yaşında. 21 yaşında, çok gözü kara, çok böyle güçlü bir sporcu. Soyadı gibi. Evet, kesinlikle katılıyorum, Osman Kurt soyadı gibi. Haydi Osman diyoruz, hadi bakalım. Osman köşeyi dinlerse maçın seyri her an değişebilir. Biz de ister istemez tabii Türk sporcuyu tutuyoruz. Temsilcimiz kesinlikle. Sonuçta. Kesinlikle. Tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sonuç ne olursa olsun kazanan her zaman dostluk olsun diyoruz. Oktagondan inerken her iki sporcu da inşallah birbirine sarılarak güzel bir şekilde inecek. Kazanan dostluk olacak. Bu arada 23, 26 Mart, 27 Mart'ta Hollanda'da Dünya Şampiyonası var. MMA Federasyonu olarak oraya da katılım sağlayacağız. Şimdiden Türk takımımıza başarılar diliyorum. Sporcular çok yoruldu başkanım. Gerçekten yumrukların şiddet seviyesi azaldı sanki. Şöyle 5 dakikadan yapılıyor biliyorsunuz rantlar. Çok büyük bir performans gerektiriyor. Şu an maçın son saniyelerine geliyoruz. Yani 5 dakika bitmek üzere. Onun için sporcuların eforu da düştü fark ettiyseniz. Evet, Osman köşesini dinledi. Gerçekten atağa çıkıyor. Son 10 saniye. Işık çok sıcak. Gerçekten Osman'dan çok etkili yumruklar izliyoruz. Yerde olmasına rağmen rakibini fazlasıyla püskürttü. Haydi Osman. Antrenörünün müthiş bir desteği var Osman'a. Gerçekten Osman da antrenörün söylediklerini harfi harfiye uyguluyor. Şu anda Osman ayağa kalkmaya çalışıyor. Bir kalksa aslında çok farklı şeyler konuşabiliriz. Kesinlikle İbrahim Bey. Bu arada size tabii Türklüğün verdiği bir şeyle. Evet, tutamıyoruz kendimizi. Evet, tutamıyorsunuz kendinizi. Kolay değil. Rus sporcu fazlasıyla yoruldu. Aslında burada kondisyonun da önemini anlıyoruz sanırım kesinlikle, başkanım. Kesinlikle. Yani şöyle bir şey maç var. Maç kondisyonu gerçekten en önemli faktörlerden bir tanesi olarak yorumladım ben. 5 dakika olduğu için gerçekten sporcuların performansını kondisyon çok önemli. İşte son roundda da kondisyonu kimin daha fazlaysa, kim daha antrenmanlıysa o daha üstün oluyor. Şu ana kadar ben Osman'ın kesinlikle kondisyonunun azaldığını görmedim. Çok ciddi bir mücadele içerisinde. Osman çok aşağıda kaldı. Osman'ın birazcık atak yapması gerekiyor. Son saniyeler. Eğer bu şekilde giderse maçın seyri her an değişebilir. Osman'ın ayağa daha çok mücadele vermesi gerekiyor. Yani ayağa kalkmasına gerek yok, mücadelesini rakibin
rakibe karşı üstünlük kurması gerekiyor. Şu anda Osman son 5 saniye kaldı ama evet. Artık her şey çok geç, puana kaldı. Evet, hakem puanları bakalım evet, ne olacak. Sporcularımıza ödülleri takdim etmek üzere değerli organizatörümüz Sayın Şahin Kadir'in ortaklarına saygılıyorum. Müthiş bir müsabaka izledik. Birazdan hakem sonucu açıklayacak. Dünya Alaska Kültürleri Birliği değişik yollarında çok büyük emekleri var. Güzel gecenin kopasına sporcularımıza hediyeleri sunuşu Batım tarafından. Ama öncesinde bu güzel maçın galibinin kim olduğunu öğrenme zamanı. Oturmayacak bir şey. Yok, sen teknik anlamda işte indi, şunu yaptı işte, tamam. Şu anda kolaj işte, submission denemeleri var. Örnek veriyorum, arm bar vesaire bunlara gir. Tamam. Ben de ara ara normal genel tamam. Şeyler anlatayım. Şey, oğlan gelmeyecek. Yok yok, otur. Tamam. Şeyde, şu öbür kafesin logolarıyla ilgileniyorum da hocam. Tamam. Onları kapatıyorum. Logo mu var? Ne? Logo mu var? Logo var da kapatıyorlar ama... Bakayım bir tane, göreyim. Şey söylerler, hani biz yaptık değil mi? Dolarlar ödedi.